Merhaba arkadaşlar, ben Recep. Bugün sizlerle Konyaspor kariyerimizin 4. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde 3 maç yapmıştık. Bu maçlarda Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup edip Göztepe'ye karşı 1-0'lık bir galibiyet, sonrasında Kasımpaşa ile 2-2'lik bir beraberlik almıştık. Lige güzel başladık. 3 maçta 7 puan. Konyaspor gibi bir takım için gayet iyi. Dördüncü maçımıza gidelim. Osmanlıspor ile içeride oynayacağız. Gidelim maça. Torku Arena'da Konyaspor Osmanlıspor'u konuk ediyor. Maça Osmanlıspor başlayacak. Traore ona değil ya, Traore. Neyse, Skubic tekrar Traore. Aris Yahovic vurdu topu ağlarda, gol. Aris Yahovic attı. 17. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Makedon golcü Eto'nun yokluğunda. Topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiriyor. Aris Yahovic. Musa Çağran. Özer Urmacı. Çikaleşi. Özer vurdu, Sarkan. Umar Aminu verdi pasını. Regatin. Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Umar ceza sahasına kadar girmiş. Beraberlik geldi ancak yeniden öne geçebileceğimize güveniyorum ben. Orkan yaptı ortasını. Yahovic vurdu, yandan dışarı gidiyor. Yahovic'in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı. Gole yaklaştığımız dakika. Yahovic'in pası tekrar Traore. Traore. Çekti topu Traore. Yaptı ortasını. Aris Yahovic, yandan dışarı gidiyor top. Dakika 68. Bir kez daha ikinci golü kaçırıyoruz. Samuel Eto'o bıraktı şimdi sağ kanatta Orkan Çınar. Orkan çekti topu, Orkan yaptı ortasını. Volkan Şen vurdu, Karacamars kazanacak, offside. Ertuğrul araya girdi ancak kaptırdı. Çikaleşi. Pası sağ kanatta Umar, tekrar Çikaleşi. Gol adeta geliyorum diye bağırdı. Yani orada benim oyuncular bir saçmalamaya başladı. Devamında da zaten gol attılar. 2-1 gerideyiz. Öne geçtiğimiz maçta. Martinez sağ kanatta Orkan. Orkan arka direğe doğru. Volkan Şen vurdu, Karacamarskas. Ulan oğlum ya, biraz daha sağına vursana Karacamarskas'ın. Şura bomboş. Ve hakem maçı bitirdi. 2-1 mağlup oluyoruz Osmanlıspor karşısında. Evet. Bir sonraki maçımız Avrupa Ligi'nde Red Bull Salzburg ile olacak. Evet, gidelim maça. Salzburg deplasmanındayız. Formalar böyle iyi. Traore yerine ben yeni transferle başlamak istiyorum. Fofana yerine de Volkan gelsin. Onun dışında takım güzel. Gidelim maça. Salzburg Arena'da Red Bull Salzburg Konyaspor'u konuk ediyor. İşte gruptaki diğer ekipler Olympique Marseille ve Vitória Guimarães. Takımlar sahaya geliyor. Maça Salzburg başladı. Serbest vuruş. Elle oynamadan dolayı tehlikeli bir nokta, topun gerisinde. Eto ancak, Eto sen kullanma. Topun gerisinde Orkan Çınar. Ay, fazla bastım. Orkan geldi. Orkan evet. Senin şeyine olmadı. Skubic. Orkan. Tekrar Skubic. Yaptı ortasını. Samuel Eto'o, kaleci Volke. İkinci yarıya hızlı başladık. Devamı gelsin. Berisha. Berisha. Şut pozisyonunda Berisha vurdu, Serkan. Farkas ve taç bizim. Necip Uysal.
Necip şut pozisyonda. Necip vurdu. Nasıl o topu oraya atabiliyorsun Necip? Tebrik ediyorum valla. Oradan nasıl oraya vurabildin ya? Ciddi misin sen? Senden beklemezdim böyle kötü bir vuruş. Tamam iyi değilsin de o kadar kötü de değilsin. Orkan aradan kaçan Samuel Eto'o. Eto ceza sahasında. Eto arkaya çıkarttı. Volkan out deme bana oradan nasıl? Abicim siz beni konserve etmek istiyorsunuz yine. Tebrik ediyorum valla sen de Necip de. Tebriği hak ediyorsunuz. Hadi sen ters ayağınla vurmuştun. Necip neydi ya? Bu kadar boşluk verdi sıralarda rakibin. Bizim gol bulmamız lazım. Ali Çamdalı. Çok aç mı Ali? Güzel. Eto. Martinez. Martinez ceza sahasında. Martinez vurdu topu ağlarda gol. 1-0 öne geçiyoruz. Gonzalo Martinez. Gustavo da olabilir emin değilim. Dakika 64. 1-0 öndeyiz Salzburg'da. İşte Martinez böyle sıyrıldı ilk rakibinden. Aldı topu soluna. Yerden bir vuruş. Çok temiz bir gol. 64. dakikada ilk golünü kaydediyor Konyaspor için. Gonzalo Martinez. Skor 1-0. Devamı da gelecek umarım. Offside yok mu? Berisha ceza sahasında arka direğe doğru bir kafa üstten dışarı gidiyor. Vallahi bir anda boş buldular yine. Çevirmelerinden korkuyorum açıkçası Osmanlıspor maçından sonra. Yapmayın ya ben nereye diyorum sen nereye atıyorsun? Eto pası Gonzalo Martinez onun pası Orkan Çınar. Orkan vurdu 2 oldu. Dakika 83. Orkan Çınar topu ağlara gönderiyor. Salzburg'da Orkan böyle sağ ayağıyla kalecinin sağına sert bir vuruş. Top ağlarda. Ve işte biz de böyle sevinmişiz gole. Golünü attı kenara geldi Orkan Çınar. Orta geldi Ertuğrul. Seken top. Minamino boşta kaldı. Serkan ancak offside'ı da verdi zaten hakem. Skubic. Traore pası. Gonzalo Martinez. Martinez çekti topu. Verdi pasını. Samuel Eto vurdu. 3 oldu. Samuel Eto 90. dakikada perdeyi kapatan golü kaydediyor. Salzburg ikinci yarıda neye uğradığını şaşırdı. İşte Martinez çok güzel getirdi. Eto'ya da sadece bitirmek kaldı. Önü kapalıydı ancak yine de güzel bir vuruş. Skor 3-0. Gol Samuel Eto. Late Gap. Orta pozisyonda Late Gap. Geriye çıkarttı. Yabo. Yabo'nun şutu Moke'den sekti. Yabo indirdi. Offside olması lazım. Korner. Son atakları. Son şanslar daha doğrusu Salzburg için. Orta geldi. Martinez kafayla karşıladı. İndirilen top bir vuruş. Minamino. Farkı 2'ye indiren golü kaydediyor. Ve demek ki lafı da bana tıktı. Eto'nun golüne perdeyi kavadan gol dedim. Sırf bunu dediğim için hatta. Yoksa atmazdı kesin. Skor 3-1. Karambole bir gol yedik. Ve hakem maçı bitirdi. Salzburg'dan 3-1 gibi net bir skorla ayrılıyoruz. Gollerimiz Martinez, Orkan ve Eto. Evet sıradaki maçımız Fenerbahçe ile. 3 tane bildirim gelmiş. Cuenca 3 hafta yok. Muhteşem. Musa Araz yani bu kadroda böyle bir ekipte girememen şu an için anormal değil. Evet arkadaşlar sıralamaya bir bakalım mı maça gitmeden önce.
8.yiz maç eksiğiyle, yenersek 10 puanımız olacak. Ve en kötü 6.lığımız garanti. 4. bile olabiliriz ama averaja göre, yalnız Osmanlı'nın da averajı neymiş öyle. Gidelim maça. Kadıköy'deyiz. Bu sefer değişiklik olsun, bununla çıkayım da. Neyse ya, bir şey olmaz. Ali Çamdalı'da biraz yorgunluk var gibime geldi. Atabari'nin orada ne işi var? Jönsson gel. Orkan senin yerine de bu maç. Ya da sen kal ya. Diğerleri daha da yorgun. Filipovic senin yerine Moke ile başlamak istiyorum. Her şey hazır. 18 Eylül 2017. Hadi gidelim maça. Ülker Stadyumunda Fenerbahçe 5. hafta mücadelesinde evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Eto yine muhteşem gülüşüyle. İlk düdük geldi, maç başladı. Başarılar Konyaspor. Hasan Ali. Atıf. Pası Yansen ceza sahasında. Vensan Yansen geriye çıkarttı. Bu ne paslar Fenerbahçe derken Nabil Dirar topu ağlara yolladı. Hani Fenerbahçe değil Barcelona'ydı. Bu hızlı paslaşmalar benim beynimi yaktı bir kere. Alışık olduğum şeyler değil rakipten. FIFA'da yalnız çok da ölümcül bir noktaya atmış Dirar. Tebrik etmek lazım. 1-0 geride başladık. Tabiri caizse. Orta arka direğe doğru Ertuğrul Kamini. Çok kısır geçiyor abi. Adamlar bir gol attı, yatıyorlar şu an. Aykut Hoca yani Konyaspor'a karşı yapma bu taktiği. Jonsson. Traore vurdu top ağlarda. Abdurrazzak Traore attı. Konyaspor 45 artı 2'de skora eşitliği getiriyor. Yalnız nereye gidiyorsunuz? İşte deplasmandaki nalçacılar. Jonsson burada Traore ile bir ver kaç. Son olarak Traore sağ ayağıyla sol köşeye yerden çok güzel bir vuruş. Skor 1-1. Atıf. Yansen. Bir şut Serkan. Çıkmaz oğlum o. Traore pası. Eto. Sağ kanatta Orkan. Yaptı ortasına Orkan. Traore. 2-1 öne geçiyoruz. Yine Abdurrazzak Traore. Dakika 69. Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düştüğümüz maçta 2-1 öndeyiz. İşte Orkan'ın ortası Traore yere çarptırarak güzel bir kafa vuruşu. Kaleciler için zor bir pozisyon. Skor 2-1. Kadıköy'de öne geçiyoruz. Yuhalanıyor daha doğrusu. Mehmet Topal. Pası. Dirar. Şey şu. Direkt. Dirar dışarı attı. İnanılmaz bir pozisyon. İnanılır gibi değil. Bomboş kale Nabil Dirar. Şimdi Martinez. Gonzalo Martinez. Martinez. Kameni. Seken top. Joseph. Artı 3 işaret etti bu arada hakem. Ali. Ali girdi. Ali çıkarttı. Traore vurdu Hasan Ali'den. Seken topa vardı. 3-1. Abdurrazzak Traore hat-trick yapıyor. Kadıköy'de. Kendi kalesini yazmış olabilir. Emin değilim. İşte burada Ali Çamdalı getirdi, bıraktı Traore. Şutunda Hasan Ali'nin müdahalesi var. Kameni'yi de yanılttı bu müdahale. Direğe çarpan top ağlara gitti. Traore, evet, ona yazılmış gol. Skor 3-1 oldu Kadıköy'de. Ve hakem maçı bitirdi. Fenerbahçe uzun haftalar sonra Kadıköy'de iki farklı bir mağlubiyet alıyor.
Ve maçın adamı Abdurrazak Traore. Ezici bir galibiyet aldık Fenerbahçe karşısında. Umarım ki bunu ligin geri kalanında ve Avrupa'da devam ettirebiliriz. Şu anlık ligde 6.'yiz. Cuenca hala sakat. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. 3 maçın 3'ünü de kazandık mı? Hayır. Osmanlıspor'a karşı kaybettik. Ama Avrupa'da ve ligde 2 tane ezici galibiyet aldık. Salzburg'a ve Fenerbahçe'ye karşı 3-1'lik. Ligde 6. sıradayız. Grupta da 1.'izdir diye düşünüyorum. Zaten daha ilk maçlar oynandı. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.